Çay ağacı ya, Melaleuca alternifolia. Bu Avustralya'da yetişen bir bitki. Oraya seyahat için giden vatandaş yaralanıyor ayağından. Yarası iyileşmiyor günlerce, kötüleşiyor. Bir gün bir göl kenarında ayağını yıkıyor. Bakıyor ki hızla iyileşiyor. Ya günlerdir iyileşmeyen, sürekli kötüleşen ayağındaki yara nasıl oluyor da hemen iyileşiyor? Araştırıyor ki gölün etrafında bir bitki yetişiyor. Melaleuca alternifolia, çay ağacı ya. Antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Efendim, çok güzelmiş diyor, incelemeye alıyor. Kaptan Cook ilk defa Avustralya'ya gittiğinde bakıyor ki Avustralya yerlileri bir bitkinin yaprağında çay yapıp içiyorlar. Bu çay ağacıymış diyor. Adı oradan kalıyor, çay ağacı. Aslında çayla ilgisi yok. Çaylı ağacı değil yani aslında. Tea tree adı oradan kalıyor. Melaleuca aslında esas orijinal ismi Melaleuca alternifolia Latincesi. Şimdi bu bitkiyle ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Bir, bayanlardaki vajinal akıntı yani mantara karşı etkili. Klinik araştırması yapmıştı. Kim yapmış? Profesör Doktor Blaise Paris Tıp Fakültesinde, Paris Üniversitesi Tıp Fakültesinde vajinal akıntısı olan bayanlar için günde 3-4 defa tampona 5-6 damla damlatıyorsunuz. Fitil gibi kullanıyorsunuz. Ne yapıyor? Mantarı yok ediyor. Fakat bu çözüm mü? Değil. Neden değil? Çünkü vajinadaki mantarı yok edersiniz. Fakat bağırsaktaki mantarı yok etmezseniz tekrar bulaşır. Bağırsakları nasıl tedavi edeceksiniz? Aloe vera. Yani bağırsakları tedavi ettikten sonra tamamen mantarı yok edebilirsiniz. Yoksa vajinayı mantarı yok ettiniz, tekrar bulaşır. Profesör Doktor Blaise klinik araştırması yapmış, belgelemiş. Çay ağacıyla. İki, çay ağacıya Profesör Doktor Williams yapmış olduğu araştırmada tırnak mantarını çay ağacıyla tedavi etmiştir. Profesör Doktor Bazart ve ekibi yapmış oldukları araştırmalarda akne, sivilce gibi rahatsızlıkları olanları tedavi etmişlerdi. Uçuk, böyle yüzde dudakta iki çeşit uçuk var. Herpes türü. Herpes simplex tip 1, herpes simplex tip 2. Yani dudakta çıkana basit sıradan labialis denir. Bir de cinsel organda çıkan var. Ona da genital sil denir. Farklı farklı sil ve uçuklar var. Dudakta çıkana bir damla damlattığınızda çay ağacından bir gün sonra o herpes yani uçuk yok olur. Burada bir deney yapmıştık 6 ay önce, bir bayan, onda vardı uçuk, sürekli dudağının kenarında bir uçuk çıkıyordu ve iyileşmiyor. Onu fondötenle kapatıyordu. Bir damla sürdü. Bir gün sonra bir şişi kalmadı. Başka bir televizyon programında da bir sunucu bayan da yüzünde akne vardı böyle. Dedi ki ya şu akneye geçirecek bir şey yok mu? Aylardır, yıllardır uğraşıyorum, geçmiyor. Çay ağacı kullan, hiçbir şey kalmaz dedim. Çay ağacını kullandı. Birkaç gün sonra hiçbir şey kalmadı. Basit, sıradan akne, sivilce bunlar önemli değil. Çok kolay. Veya uçuk. Çay ağacı ile kullandınız. Bitti gitti.